Özellikle yaşadığımız bu coğrafyada şöyle bir şey, küçükken o seçim arabalarının arkasında o koştuğumuz o heyecan hala içimizde var. Biz öyle büyüdük. Biz yurtsever bir ailenin çocuğuydum ben. Nitekim benim şu an aday olduğum belde de aynı şekilde hepsi Kürt. Bizim kozmopolitik olarak farklı etnik grup da köken de yok içimizde. Biz böyle yetiştirildik. Kesinlikle yani diğer partilerde aday olmak ya da herhangi bir çalışmalarında yer almak söz konusu bile değildi. Hem yaşadığım aile şeyle hem de yaşadığım belde ve hatta coğrafya olarak da söyleyeyim. Hoşhaber 2600-2700 nüfuslu bir belde. Geçim tarım, özellikle çift, işte hayvancılık. Özellikle bizim buradaki belde meramız diyebilirim ki Iğdır'da en çok merası olan beldedir. Bunun üzerine ağırlıklı olarak küçükbaş hayvancılığı çok yetiştiriliyor. Yani özellikle geçim kaynağı burasıdır. Tabii ki çekiyor. Geçim sıkıntısı kesinlikle var. Çünkü bundan birkaç yıl öncesine kadar burada çok ciddi oranda gençlerimiz buradaydı. Şu an doğru düzgün genç bulamazsın burada. Hepsi geçim sıkıntısında, işsizlikten dolayı ya Avrupa'ya kaçtı ya da hepsi batıya, diğer illere çalışmaya gitti. Özellikle bu son zamanlarda bizim şu anki gençler üzerindeki düşünce, projelerimiz bizim beldemizde son zamanlarda bir uyuşturucu furyası girmiş. Gerçekten de ciddi boyutta yani. Böyle kültür merkezi, spor salonu, özellikle spor faaliyetlerini arttırmak istiyoruz. Şu an gençlerin bir halı saha var yukarıda. İşte özellikle oraya takılıyor da tabii yetmiyor. Biz kaynak ve bütçe sağlayabilirsek gençler için çok amaçlı mini bir spor kompleksi düşünüyoruz. Kadınlar ve yine gençler için seracılık, kooperatif, işte bu bahsettiğimiz bunların içerisinde halıcılık, tekstil tarzı yatırım faaliyetleri düşünüyoruz. Projelerimiz var. Milletimizin en çok talebi iş oluyor. İlk başta işsizlik geliyor, ekonomik sıkıntılar. Hayvancılık yapılıyor ama eskisi kadar hayvan da kalmadı. Ciddi bir merası olan bir beldedir. Şu an bundan bir 10-15 yıl öncesine kadar şu an o rakamların şu an çeyreği yok hayvancılık. O da bitti. Çünkü maliyetleri fazla. Biraz genç bir belediye bizim belediyemiz. Tamamen altyapı yani çalışması yapılmamış. Diyebilirim ki belediyenin %50'sinden fazlası altyapısı daha yok. Kenar mahallelerimizde, yukarıki mahallelerimizde daha altyapı hiç yok. Yani yok denecek kadar. Gerçekten hiç yok. Su sıkıntısı hala var. Üst mahallelerde su sıkıntısı var. Çünkü yükseklikten dolayı aşağı taraflarda su ihtiyacını karşılayabiliyorsun. Üst tarafların daha 20-25 öncesindeki projeyle durmuş durum, yani kalmış durumda. Onun önlemi alınması lazım. Okul beldenin ortaokulu tam köyün üst kısmında. Yani tam sınırda. Haliyle belde de küçük değil, biraz dağınık bir yerleşik yeri. O öğrenciler hepsi yürüyerek, kış vakti, yazın olsun, kışın olsun hep yürüyerek o okula gitmek zorundalar. Bunun da önlemi olarak biz onlara da o sözü verdik. Biz ücretsiz belde içerisinde ücretsiz okul servisi sağlayacağız. Aslında bizim beldemiz genel seçimlerde %80-%90 oranında DEM Parti'ye, yani partimize oy oranı çıkıyor genel seçimlerde. Ama yerele döndüğümüzde özellikle bu dönemde 4 kişi adı, yani 4, 3 siyasi parti, bir de bir bağımsız var.
iş feodallığa dönüyor. Madem biz Kürt halkı olarak o feodalcılığı yıkmamışız. Tabii ki destekliyor. Kesinlikle bunu maddi manevi destekliyor. Çünkü ancak böyle bizden oy devşirebiliyor. Yani başka türlü genel seçimlerdeki sonuçlara baktığınız zaman kendi kendine soruyor insan, ya buraya başka bir siyasi partinin demek ki bayrağı bile asılamaz, ama öyle değil. Hem de artık kadınlarımız, gençlerimiz özellikle bu vaatleri, 5 dönemdir onların verdiği vaatleri, iş vaatleri, işte diğer seçim vaatlerine artık inanmıyorlar. Yani artık insanlar gözünü açtı. Çünkü örneğini görüyorlar. Kazandıkları bir dönemle de belli. Ve 3 dönemdir kaybediyorlar. Ondan da belli. Yani insanlar artık onların o klişe vaatlerine inanmıyorlar. Halkımızdan gayet umutluyuz. Evlere de gittiğimizde tabii bazı baskılarda, bazı korkuları var, endişeleri var. İşte biz gelemiyoruz, şey yapamıyoruz. Ama umudumuz çok yüksek. Her dönem olduğu gibi bu dönemde aynı şekilde millet iradesini gerçekten iradesine sahip çıkıyor. Akrabacılığa, aşiretçiliğe, sisteme karşı yine de sonuç itibariyle milletin iradesi kazanıyor. Halfeli beldemiz bizim komşu beldemiz. Doğal gaz hattı çekilmiş. Bizim tam sınırımızda durmuş. Beldemizin de belde sakinleri özellikle bunu talep ediyorlar. İnşallah geldiğimizde de bu sözü vermişiz. En kısa sürede doğalgaz hattını beldemize taşıyacağız. Temsil eden, benimseten kadın özgürlüğümü, kadın mücadelesini ve ana dilimi, kültürümü, eğitimimi, varoluşumu sadece belirleyen bir parti varsa da bugüne kadar dem derim, yine de dem diyorum. Çünkü beni ben eden demdir. Kadın eşitçilik. Yani evde kadın, dışarıda kadın, siyasette kadın, alanda kadın. Partinin böyle bir pratiği var. Yani eşit temsilciliği ettik. Yani kadın yapıyorsa erkek de yapar. Erkek yapıyorsa kadın da yapar belediyeciliği. Favodal bir yapı. O da bugüne kadar sürekli erkeklerin egemenliğiyle yaşamını sürdüren bir yapı var. İnşallah bunları kırarız. Onun dışında buranın yaşam alanı genellikle çiftçiliktir. Yani daha doğrusu hayvancılık üzeridir. Onun dışında herhangi bir gelir kaynağı yok. Kadına zararı sadece şudur. Kadının işi, gücü evinde oturur. Çoluk çocuğuna bakmak, çocuklarına annelik yapmaktır. Evde bir ev hizmet işleriyle uğraşan bir kadın isterler. Onun dışında şöyle söyleyeyim. Kadın her alanda olmalı. Kadın yaylada olur, kadın dağda olur, kadın eğitimde olur, kadın yaşamda olur, kadın belediyede olur. Yani kadın demek çok zor ama çok da güzel. Niye? Kadın her şeyden önce bir anne. Bu dünyayı üreten de kadındır. Yani burada kadın yaşam alanlarının eksik olduğunu düşünüyoruz. Gördüğüm kadarıyla kadın meclisleri kurup, kadın kooperatiflerini kurmak, kadın üzerinde belediyeciliğin nasıl işlediğini de kadına anlatabilmek, belediyecilik kadın da yapabilir hesabıyla bunları sunabilmek, onun dışında çocuk kreşlerini açabilmek, çocuk annenin ayağına bağlı. Çocuğu eğer kreşlere bırakabilirsek anneler her şey yapabilir. En güzel verimleri elde edebilir. Ama çocuk olunca anne çok zaman kısıtlanmak zorunda kalıyor. Bütün zamanını anne evladına ayırdığı için bu konularda eksik kalabiliyor. Aslında kadının hiçbir talebi yok, biliyor musunuz? Kadın şöyle istiyor. Kadın diyor ki yeter ki benim ideolojim, partim kazansın, ben bir şey istemiyorum. Ben dediğim gibi daha doğrusu partiye olan bağlılığı, partiyi benimsemeleri. Çünkü parti bir kadın ideolojisidir. Bunu biliyorlar aslında. Dokunduğunda parti beni temsil ediyor diyor. Sonuçta siz bir eş başkansanız beni temsil edebiliyorsunuz. Siz beni daha iyi anlayabiliyorsunuz diyor. Ya bu da güzel bir şey aslında. Karşılaştığım zaman çok hoş, çok güzel. Onun için kadınlara neler yapabiliriz? Ben bunu bütün kadın arkadaşlarla görüştüm hemen hemen. Ortak noktadan bir fikir üreteceğiz. Yani bireysel değil de toplumsal bir konuşma ve görüşme sonrasında kadınlara bir kooperatif üzerinde yoğunlaşacağız. Yani idallıyız.
Çünkü bizim ideolojimiz farklı. Bizim duruşumuz farklı. Bizim eşitçil, temsilciliğimiz farklı. Bizim hani bir laf var ya, diyorlar ki bizde vicdan var, bizde cüzdan yok. Biz vicdanla hareket edeceğiz. Biz kadının emeğiyle hareket edeceğiz. Biz diğer partileri kendimize rakip görmüyoruz.